Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fenerbahçe forması altında gol kralı olan ve 2022-2023 sezonunun bitmesiyle sarı lacivertlilerden ayrılarak International takımına imza atan Enner Valencia, Brezilya Kupası'nda şok yaşadı. Penaltıyı kaçırması sonrası bir taraftar sahaya atladı ve yıldız futbolcuya saldırı girişiminde bulundu. Brezilya Kupası'nın 3. turunda International ile Juventude'nin karşı karşıya geldiği maçta skandal bir olay yaşandı. International'in kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Enir Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu atıştan yararlanamadı. Tribünden bir taraftar atlayarak kaçan penaltı sonrası Valencia'ya saldırmaya çalıştı. Enel Valencia'ya saldıran bir international taraftarının saldırısına karşı onu koruyan Juventus oyuncusu Alan Ruchel, hakemin var görüntülerini izlemesi ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Enel Valencia olaydan 10 dakika sonra tekrar penaltı kullandı ve gole çevirdi. Takımın başına George Jesus'un geçmesiyle birlikte takımın birinci forveti olan Enel Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başlamıştı. Süper Lig'in ilk 3 maçında rakip filelere ikişer gol atan Valencia, 4. haftada deplasmanda Konya Spor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmış ve bu da kendisinin Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçmişti. 9. haftada Kara e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu. Sezon sonunda 87 golle ligin en golcü takımı Fenerbahçe'de, Enir Valencia 29 golle gol krallığında zirvede yer aldı. 2022-2023 sezonu sonunda Brezilya temsilcisi International, Fenerbahçe'den ayrılan Enir Valencia'yı kadrosuna dahil etmişti. Enir Valencia'nın sözleşme süresinin 3 yıl olduğu kaydedilmişti.